derbi 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 derbi. Yensen de Yensen diye hoş geldiniz. Ben her program başında yaptığım aynı hatırlatmayı yapacağım. Arkadaşlar hala seçmeler devam ediyor. Hala başvurabilirsiniz. Aşağıda yorumların ilk sırasında sabitlediğimiz bir form var. Onu dolduruyorsunuz. Sonra da bu programda duyduğunuz bir konu hakkında aşağıya yorum yapıyorsunuz. O gelmenizi kolaylaştırıyor. Değil mi Tayfun? Evet, aynen öyle. Test edip anaylamış oldum. Yani sen bir kere yorum yaptın, çağırdık değil mi? Evet ya, çok aktif kullanmıyorum açıkçası yorum yapmayı. Geçen bölümde siz böyle bir hatırlatma yapınca ya şansımı denemek istedim. Hem de bak sayende olmuş her, evet, şey istediğimiz, evet, gibi. İşin aslı, çok da umutlu değildim. Reklam filmine döndük bak, çok da. Yok ama formu gibi da doldurmak lazım. O tabii, formu da önemsiyoruz. Evet, evet. Bir hatırlatma daha var. Biz Galatasaray, Fenerbahçe olmayan takımlardan daha çok başvuru rica ediyoruz. Çünkü orada bayağı hala eritmemiz gereken bir kalabalık var. Ve ayrıca tabii ki kadın taraftarları dört gözle bekliyoruz. Banu daha çok bekliyor ama sen, evet, kıyafet kırmızılar, beyazlar. Ben, evet, ben bugün sana söylemeden bireysel olarak Cumhuriyet Haftası'nı kutlamaya karar verdim. Bana da haber verseydin keşke, ben de bir şey. Ya şapka kırmızı değil mi? Ben, evet. Şimdi, yani, bence kırmızısı pembe ama kırmızı diyebilirim. Yani biraz... Ya bu hafta böyle biraz şık giyineceğim, evet, Cumhuriyet'in onuruna. Bence ne güzel su yapmışsın. Evet. Arkadaşlar hepiniz için de benzer duygular vardı. Evet. Cumhuriyet bayramınız hepinizin kutlu olsun. Bu sefer özel tabii. 100. yılda. Keşke 100. yıla yakışır. Pek çok reklam filmleri dışında pek çok başka şeyler de görebilseydik. Yani özellikle her sektörün kendine ait bir özel 100. yıl gerçek kutlaması olsaydı. Bunların hepsi sanal ya. Ben burada hemen eleştirelliğimle, evet, size pası atayım. Hakikaten ben çok az şey yapıldığını, yapılanların hepsinin çok genel geçer şeyler olduğunu, somut elle tutulur şeyin çok az olduğunu, bir 100. yıl turnuvasını bile göremediğimizi... Hani bana konuşturmayın beni, bak program sizi konuşuyor. Bağış buradan Ege nasıl bağlayacak çok merak ediyorum ama şey, belki sen bağlarsın. 100. yıl devam ediyor. Bence bu şansımız bitmiş değil, bir yıl boyunca yapılabilir dediğiniz şeyler. Ne güzel, ve sen de aslında Fenerbahçe taraftarı olarak biz zaten yaptık da diyebilirsin. Stadını, evet, değiştirdik, evet, gibi şeyler söyleyebilirsin. Evet. Galatasaray taraftarları biz size o... ne söylemeniz gerektiğini önceden yazıp vermiştik. Onları İnanılmaz koreografi. Evet, her sene de yaptık sadece, evet, bu yıl da değil. Tamam. Biz Cumhuriyeti hakkıyla kutluyoruz. Biz formamıza bile işledik yani. Evet, doğru söylüyorsun. Biz, evet, de forma çıkardık. Arttırmalar başladı şu yalnız anda. Yalnız ben o koreografide, yani maçta değildim, evdeydim ama hani böyle resmen gözlerim yaşardı. Ve seçilen isimler yani çok güzeldi. Zaten çoğu insan da ağlıyorduk. Uzun galiba zaman sonra takımdan, evet, bağımsız herkesin aynı duyguda birleştiği futbola dair nadir anlardan biri oldu. Seyreden değil herkesin de, değil mi? Evet. Fenerler aynı şeyi hissettiniz mi? Ben bir eleştiride bulunmak istiyorum hatta. Hani keşke muhakkak... bunu 88'de de yapsalardı falan. Yok hayır, şöyle yani çok görkemli ve çok şahane bir koreografi hazırlanmıştı. Hani Hatay maçında... Aynı hani burada rekabet etseydik ben çok memnun olurdum Fenerbahçe taraftarı. Sen Fener'e eleştiri yapıyorsun, evet, o zaman. Evet. Fenerbahçe de Hatay'a sahip çıkarak başka bir şey yaptı. O da güzel, evet. Peki, evet, Beşiktaşlarla Trabzonlar bari bu konuda konuşabilseniz hani. Çünkü birazdan açacağımız konu çok konuşabildiğiniz konular olmayacak. Daha doğrusu da belki de çok konuşacağınız. Biz gösteriyi yenilerek süsledik biraz Galatasaray'a. Üzerimize düşeni yaptık. Yaptık yaptık. Bozulmadı ortam. Güzel şekilde devam etti. Aslında Galatasaray da o koreografiyi Bayern maçında yapıyor olsa çok daha güzel olurdu. Çünkü bütün dünyanın seyredeceği bir maçta daha çok bizim Cumhuriyetimizin 100. yılı olduğunu bütün Avrupa'ya gösterirdik. Bu program Bayern maçı öncesi olduğu için belki de yapmışlardı. Belki de görmediğimiz bir şey hakkında konuşuyorsun. Ya da yapmamışlarsa da çok haklısın. Peki buradan biz yavaş yavaş konumuza geçelim. Konumuz çünkü birazcık artık demini almaya başladı. Çünkü bundan 10 hafta sonra zaten bunu soru işareti olarak sormayacağız. Çünkü şu anda sorabilir haldeyiz. Evet. Lig olmuş daha 9 hafta. Üçüncü ile aradaki puan farkı 10 puana yaklaşmış. 9 mu 10 puan mı ne? 11. Evet. Hı? 11 galiba. 11 mi veya daha yani işte oralarda. Nedir bu durum? Yani kopuyor mu? Önce Beşiktaşlara ve Trabzonlara soralım mı? Size aşağıdan bakınca o kadar yukarıda değiller ama nasıl gözüküyor? Ben şöyle bir şey hissediyorum. Daha doğrusu hissedemiyorum. Yani Fenerbahçe ve Galatasaray için hiçbir hafta, acaba bu hafta, ya derbileri hariç tutuyorum tabii, Anadolu takımlarıyla oynanan maçlarda, bu hafta puan kaybederler mi diye düşünemiyorum. Yani bu hafta Hatay'la oynuyordu Fenerbahçe.
Hatay bir çelme takar mı hissi bana hiç gelmedi mesela. Öyle mi? Size de mi öyle? Ama Trabzon ve Beşiktaş'ın maçlarında da her hafta takılacakmış gibiler sanki. O takımların hepsi bu sefer değerli evet. hale geliyor evet, değil mi? Aynen. Abi Hatay çok iyi çıkıyor aslında falan ama o öbür tarafta olmuyor. Yani lig koptu kesinlikle bence. Hani puan farkından bağımsız olarak konuşursak Fenerbahçe ve Galatasaray dışındaki başka takımlar umut ettirmiyor taraftarına, hayal ettirmiyor. Hani hiçbir zaman çıkıp da Beşiktaşlı olarak konuşuyorum. Asla kazanamayız, yakalayabiliriz. Fenerbahçe puan kaybetse, Galatasaray puan kaybetse de arkadaşın dediği gibi biz yapamayız yani. Hani Burak'ın öyle dediği çok kıymetli bir şey. Diyor ki Burak, onlar o kadar iyi olduğu için değil, bizim ve diğer takımların bir yolu yordamı olmadığı için. Öyle mi? Yoksa ben, onlar o kadar iyi mi? Ben çok katılmayacağım. Bütün maçlarını kazanmış bir Fenerbahçe var sonuçta bu noktada. Hani ne kadar yetişebilirsiniz ki? En fazla beraber aynı puanda olabilirsiniz gibi bir durum var. Şu anda matematik olarak en fazla aynı puanda olabilirsiniz. Doğru. Bence hocalar çok kabullenmiş gözüküyor bu durumu. Genelde Fenerbahçe Galatasaray'la oynayan takımların rakiplerinin hocaları maçlardan sonra yani ligin çok üzerindeler gibi açıklama yapıyorlar. Çok kabullenmiş gibiler. Bak bu da önemli evet. Ben bir kabullenilmiş çaresizlik değil var değil bence. Mi? Maç yani sonrası ama yapıyorlar. Hep hafızalarında skora... bunun olduğunu evet. gösteriyor sanki. Bence ligin standardını Fenerbahçe Galatasaray belirledi. Bizim yukarı çıkmamız lazıma konsantre olsalar daha faydalı olur gibi geliyor bana. Bu bir kabullenme de bir sorun yaratıyor diye bir düşünüyorum. Bir de galiba ama Beşiktaş ve Trabzonspor için konuşuyorum. Şampiyonu da belirleyebilecek güçleri de var aslında. Yani derbi çok önem kazandı. Çok yok gibi yani. Ben. Yok ya. Yok mu? Bizim yok nasıl? Yani öyle bir bize bel bağlama diyor. Bize umut. Ben öyle düşünüyorum. Galatasaray derbisinde de gördük ki öyle çok da böyle. Evet, yani son anda Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bence şöyle bir fark var. Fenerbahçe hani maç öncesi ya zaten kazanırız diyor. Sonra o kadar erken gol atıyor ki. Yani en ufak bir umut bile yok oluyor ve ondan sonra maç kopuyor gibi oluyor. Galatasaray biraz daha gol atana evet. kadar ortada evet. heyecanlı evet. olacak mı olmayacak mı? Gol de yiyor. Arada öyle bir fark var bence. Galatasaray'ın bıçak sırtı gidiyor. Çünkü sürekli pozisyona girip atamayıp cezayı kesememe gibi bir durum söz konusu. Hep Icardi olmazı atacak şimdi Icardi'sizlik. Sınavıyla karşı karşıyayız her zaman tutmayabilir. Bak bunu soracağız ama şu an mesela... bir kazaya uğramak. Tabii. Sizin 5 puanı atıyor. Ama burada Fenerbahçe'nin de bir handikapı olabilir belki. O da şey, mesela Avrupa'da da çok fazla görüyoruz. Çok hızlı bir şekilde pik noktasına, en iyi performansına ulaşan, Ekim-Kasım aylarında ulaşan takımlar işin daha zorlaştığı, en çetrefilli zaman olan Şubat-Mart aylarında bazen performans olarak düşüşe geçebiliyorlar. Kim mesela öyle hatırlatsana. Premier Lig'de Arsenal mesela geçen olmuştu sene, geçen sene. Evet, doğru. Çok net bir şekilde finali Manchester City daha sonra, daha geriden, ama daha ağırdan da gelmişti. City geliyor yani. Şey ama, buharlı mı lokomotif ama geliyor. Ama Arsenal'de çok büyük bir pikte çıkmıştı. Çok formda çıkmıştı. Sonrasında düşmüştü. Trabzon belki öyle bir sorun olabilir. Şampiyon olduğunda aldı başını gidiyor i̇şte derken bir noktada Fenerbahçe böyle 4 nala gelmeye başladı. Beşiktaş sergenli sezonda aldı başını gidiyor derken bir yandan arkadan Galatasaray gol farkıyla kaçırdı falan. Bizde de oluyor. Bizde de olmuyor değil ki. Bence erken konuşuyoruz zaten. Yani daha 9. haftadayız. Fenerbahçe 4 tane deplasman oynamış sadece. Bir farklı, iki farklı kazanmış onları da. Daha işte Adana deplasmana gitmedi, Beşiktaş deplasmana gitmedi. Bu çok doğru. Biraz erken konuşuyoruz diye düşünüyorum olabilir. Ben. Hani bilemiyorum. Şöyle bir detay, şöyle bir fark var bence ama Fenerbahçe'yle Galatasaray arasında. Onu bir fark ettim. Doink. Fenerbahçe yani bir lig maçıyla hafta içi olan Avrupa maçını iki farklı 11 ile oynayıp çok benzer bir oyunu sürdürebiliyor. Ama Galatasaray'ın böyle bir lüksü yok. Yani ligde mesela Galatasaray'ın en iyi oyuncusunu çıkardığında Bayern'e farklı bir oyuncusu yerini, yerini koyabilecek bir oyuncusu yok Galatasaray'ın Icardi'nin. Ama Fenerbahçe'nin Tadic'in de var. Ceko'nun da var. Ve var mı? Biraz bunlara gireceğim ama önce şu soruyu soramadım bir türlü. 6 numara yok falan diyecek. Yok öyle bir şey. Tövbe aşağı. Burada şey olsaydı biliyorsun Oğuz olsaydı hemen ama 6 numaramız yok. Öyle bir şey yok değil mi? Merak ettiğim bir şey var. Bence doğru diyorum. Sezon başladığından beri sanki Fenerbahçe hep Kadıköy'de oynuyormuş gibi geliyor bana. Sezon başından beri işte bütün maçlarda ilk 15 dakikada maçı çözüyor. İşte taraftar bastırıyor. İnanılmaz bir atmosfer. Çok güçlü bir kadro. Ben eskiden yani önceki sezonlarda Fenerbahçe maçı izlemekten çok keyif alırdım bir Galatasaraylı olarak. Özellikle maç sonu işte sosyal medyada dolaşmaktan. Şimdi maçı izleyemiyorum böyle 15 dakikadan sonra maç kopmuş. Bak bu evet. mesela şu soruyu getiriyor. Maçı ilk 15 dakikada koparamazsa Fenerbahçe tıkan. Şimdi yarım artık gidiş kopar. Yolu olarak bunlara gidiyoruz. Ne oluyor? Yarım saatte koparlar. Maç zaten Kadıköy'de gibi oynuyor Fener'de yani. Şey, UEFA Kulüpler Birliği'ndeki maçında oldu. Gol yedi sonra şimdi takımın ismini unuttum da sonra 1-0'dı. Yani
tekrar gol attı. Aslında yendi. 5-1 yendi. Konferansta gibi. Twente maçında oldu yani. Antalya Spor maçı. Antalya Spor maçı bence o konu hakkında güzel bir tüyo veriyor. Yani gerçekten çok iyi hazırlanmış bir Antalya Spor vardı ve bir türlü o kilidi açamadığımız gibi baskı yedik. Ama yani burada kadro kalitesi çok önemli gerçekten. Yani Dzeko çıktı dedi, ben bu maçı alıyorum dedi. Yani bugün Galatasaray'da da bunu görüyoruz. Şampiyon olmuş takımlar yani senelerdir ikinci devamını getirmekte çok zorlanıyor ama öyle bir kalite farkı var ki. Yani bu Anadolu takımlarının kalitesiz kadro kurmasından mı bilmiyorum. Bence Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin kadrosu çok üst düzey yani. Ya bir şekilde kazanır cümlesini bence en rahat söyleyebildiğimiz sezon. Hem Galatasaray hem Fenerbahçe için söylüyorum bunu. İşte Fenerbahçe Antalya Spor maçında geri düştü. Acayip baskı yapıyorlardı iki stopere de. Yani Fenerbahçe dönecek diyorduk. İşte bu derbi, yani her şey Galatasaray'ın lehineyken maç 1-1 oldu. Yine de bence çok büyük bir panik olmadı. Galatasaray hemen öyle miydi? Öyle miydi gerçekten? Ben stat'taydım. Çok bir panik yoktu. Ya yani Icardi bir tane daha atacak diye bekledim zaten televizyon başında. Her an bir tane daha gelecek diye düşündüm. Beşiktaş'ın topu direkten döndü. Ben o kadar peki şey düşündüm. Peki Rozier, yani mesela Rozier itseydi o topu arkada. 2 santim uzun olsa gol. Olabilirdi. Baroni o penaltıyı atsaydı. Rozier itseydi şöyle bir şey var ama yani maçın sonuna baktık. Galatasaray içeride oynuyor. Zaten baskılı oynayacak. Bunu biliyoruz. 27 şut atmış. Hadi bunların 10 tanesi karavana şut diyelim, uzaktan deneme falan. Beşiktaş'ın 2 şutu var. Her devreye bir şut yani. Fena değil işte. Devre başına bir şut falan. İstikrar. Hakikaten bu ezicilik umut da mı vermiyor öyle olunca? Yani Rozier topu dürtseydi falan hiç ona giremiyorsun abi, değil mi? Psikolojik olarak işte, o kadar geriliyorsun ki. 3 senedir de bir istikrar var bizde şampiyonluktan sonra. Kasım'da lige havlu atma. İşte istikrar. İki şut da istikrar birer. Bütün hepsini yani biz... Ne değişecekti ki Rozier gol atsa Beşiktaş'ın sezonu için hiçbir şey değişmeyecekti. Peki, artı bir puanınız olacak. Fenerbahçe için değişecek. Buradan. Ya aslında Galatasaray tarafında da hani galip gelsek de bende bir hayal kırıklığı var. Neden mi? Beş atmadık falan. Böyle aslında gerçekten beş attık falan. Derbi bu. Ya sonuçta derbi. Derbide de böyle ezici galibiyetler. İnsanın çok hoşuna gidiyor. Akılda kalıyor. Mesela 5 sene öncesi Negredo'nun 3. golü attı, 3-0'lık derbi. Hala travma bende. Sir Igor Tudor'un sezonu. Bende de travma o ya. Nasıl başardınız? Nasıl yani? 6-7 olmadı diye. Stat'taydım bir de ben. Ya aslında çok güzel bir yere değindi. Ya bir takım 27 şut atmış, bir takım 2 şut atmış derbide ama 27 şut atan tarafta da net bir memnuniyetsizlik var. Ya bu zaten lig koptu demek oluyor bence. Ya sezon başından beri takımın iyi niyetinden şüphe etmedim. Hep böyle basan, ısıran, gol yapmak isteyen, en nihayetinde Icardi ile topu buluşturmak isteyen. Ama bu maçta nasıl söyleyeyim, yani tabiri caizse bir laballik vardı takımda. Acayip acayip şutlar. Yandaki de kafa salıyor. Vardı. Evet. Biraz daha olaydı Beşiktaş atacaktı falan ama diye bakıyor. Ama bu taktik icabı da olabilir. Yani atakları öldürelim. Neticede yani çok önemli bir maç lig açısından. Hani atakları öldürelim ki hani arkada açık vermeyelim gibi bir şey. Yani pozisyonlarda çok hata yapıldı mesela. Ligin çok üstündeyiz. Her maç fark atmalıyız psikolojisi. Çünkü maçtan sonra oyunculara ciddi eleştiriler vardı. Hatta Tete ıslıklandı mı orası tam anlaşılamadı. Islıklanmış gibiydi. Yani her maç fark atacağız psikolojisinden dolayı. O bizden ötürü ama sanki. Yani biraz. Orada bence ligde bir atanı problem. Var ya. Yani biz hiçbir şeyden memnun olmuyoruz. Yani Beşiktaş derbisini kazandık ama hala memnuniyetsiz. Beşiktaş maçı çok iyi başlamadı mı? Ya bayağı tempolu bir maç. İyi gayet. 35 dakika bence çok iyi. Beşiktaş'ın son şansı gibiydi. Ya Ali Mert olur. Evet. Ya zaten ona bakarak konuşuyorum. Dur ya, yanlış bir şey söylüyorum ya galiba hani falan iyi diye. İyi başlasak bile yani ben burada hani kötü bir şey söylemek istemiyorum. Hani bu fark açısından söyleyeceğim. Beşiktaş'ın orta sahasında ilk 11 Tayfur Bingöl başlıyor. Hani ben istediğim kadar iyi başlayayım. Karşımda Torreira, Kaan Ayhan iki pivot başlıyor. Ben de Tayfur Bingöl, Amir Hacı Ahmetoviç başlıyor. Yani ben çok iyi futbol oynasam da o beni o gün kurtarır. Bayağı o ikisinin %100'ünden bence fazlasını vermesi lazım. Bence bizi sokmak istiyorlar gibi geliyor bana. Valla şöyle bu bir yani, tuzak. Ya bir de maçta tribündeydim. İşte o 1-0 oldu, Mert atıldı. İşte kale arkasında hani herkes bağırıyor. O diyor 7 olacak, o 9 olacak falan. Bir de havaya girdik. Hani böyle unutulmaz bir galibiyet bekliyorduk. Bu arada herkes birbirini rehavete sokmak da. Sadece bugünün mevzusu değil ki. Yıllardır Galatasaray'da bu golü atınca bir durma var. Hiçbir zaman Galatasaray bunun üzerine gitmiyor zaten. Golü attık, tamam. Beşiktaş 10 kişi kalınca Galatasaray daha kötü oynadı. İlk 35 dakika daha
Daha iyiydi Galatasaray. Katılıyorum. Burada golden ziyade kırmızı karttan sonra Galatasaray bence evet. çok durdu. Peki, bence bir enerji bakalım. Tasarrufu oldu orada yani. Bayağı ya önümüze bakalım. Öte etsin sadece ama bir pozisyon yani. Daha konuşturmak istiyorum. Çünkü benim hoşuma gitti. Muslera'nın Rozier'i ittiği hani top geçiyor direğe çarpmasın diye ittiği pozisyon. Nasıl penaltı orada olmadı? Penaltı bekleyen olmuş. Evet, penaltı olabilirdi. Penaltı olabilir. Çok haklısın ama bence çok uzun zamandır görmediğimiz bir fair play hareketi yani. Oldu yani. Hani top daha hızlı. Rozier'in teşekkür etmese çok su götürürdü yalnız. Değil çok mi? Büyük tartışmalara giderdi o. Değil mi? Ama yani ne komik değil mi? Allah'tan Muslera'nın da kimseye öyle bir tavrı yoktu o ya. Kadar. Ne vuruyorsun? Sen bize ne yardım? Ben sanırım yardım aynı pozisyonda geçen sene Fenerbahçe'de bir stoper Ren maçında direğe çarpıyor. 6 ay sakatlanıyor. Luan Perez. Yani belki öyle bir şey bile olabilirdir o ziyare. O sırada bu Muslera aman bu Juan Perez olmasın. Ya Mus bak başka kaleciden belki beklemezsin de Muslera'dan onu düşünüp ya. Onu yapmasını yani beklerim ben şey yani. Demba arıyor okey. Durumu da var yani. Bir de Rozier'in teşekkürü de önemliydi. Bırak peki okay önümüze yani. Şöyle bakabilir miyiz? Şimdi Avrupa'da yoğun bir takvim. Bunları hiç aksatmayacak mı? Bir. İşte Icardi sakatlandı, oynadı, oynamayacak, iğneyle oynadı. İki, yani elbet emin değilim Allah korusun ama tahmin ediyorum ki Dzeko'nun oynamayacağı maçlar olacaktır. Bu her şeyi değiştirir şeyler mi? Üç, yani biraz böyle daha fazla değişken girdiğinde ne olur? Biraz bir şey söyleyin. Ben sanırım? Fenerbahçe için şunu demek istiyorum. Takımda birçok oyuncu gol atıyor. Yani adama yönelik değil bir sistem kurulduğunu düşünüyorum artık Fenerbahçe'de. Bir de her şey bir yana takım... Uzun süredir ilk defa bir takım oldu. Şeye dikkat ediyorum, gol atılınca herkes birlikte seviniyor. Yani bir futbolcu koşup bir iki futbolcuyla olmuyor. Gerçek anlamda bir takım buna ilk defa kavuştuğumuzu düşünüyorum uzun süredir. O yüzden oyuncu sakatlıkları mutlaka olacaktır. Ama bunun Fenerbahçe'yi çok etkileyeceğini düşünmüyorum. Ben buna katılmıyorum. Şöyle katılmıyorum. Ben Galatasaray'ın da Fenerbahçe'nin de tüm maçlarını izliyorum. Aynı mevkilerin farklı rollerdeki iki adamı var iki takımda da. Dzeko, Fred ve Torreira, Icardi. Bence yani bu 2005-2006 bizim travmatik sezonumuza benzer bir şey olacak. Yani 83-81 çok yüksek puanlar, çok kafa kafaya gidecek. Burada bu kadar hani sistem içinde, takım içinde önemli ikişer oyuncunun sağlığı bence çok önemli. Ben hani şey diyorum, hani hiç kimse sakatlanmasın ama hani Icardi şöyle bir tatile çıksın. İşte Torreira bir Miami yapsın falan hani bir gitsinler. Hani acele etmesin Icardi mesela topu sakat. Torreira değil de Icardi yaptığında birileri de artık ya birisi artık Icardi'yi kıskansın, biz bunun gölgesinde mi oturacağız? Biz ne yapıyoruz burada diye onlar devreye girsin artık. Galatasaray tarafından bakınca benim kariyerim büyük. Ne senaryolar gibi. Galatasaray tarafından bakınca mesela hani sakatlanma durumu, işte sakatlandı Icardi. Umarım iyileşir. Bütün dualarımız onunla. Ya şimdi Galatasaray'da en çok gol atan 3 kişiye bakıyoruz. Icardi bir numara. 2 numara Kerem 6 gol. Üçüncüsü stoper Kerem. Takımın kalanı hiçbir katkı vermemiş. Olası bir Icardi yokluğunda ben takıma hiç güven duymuyorum. Zaha mesela. Zaha yani bekleyen Galatasaray yok mu? Oynamadı. Ben hala aynı Zaha'yı izleyeceğiz diye bekliyorum. 2 golü var onun da. Peki Dzeko'yla Tadic'in aynı anda oynamadığı bir maç oldu mu Fenerbahçe? Yok daha olmadı. Henüz olmadı. Tadic'in hemen hemen hep... oynamadığı maç olmadı. Düşüş var tadı içinde. Peki Trabzon'a şunu sorsam. Birkaç hafta sonra Trabzon Fener geliyor. Beklemediğim anda geldi. Yani hafta. Yani Trabzon Fener geliyor. Fener gelirken şöyle geliyor. İstim üstünde geliyor. Lokomotif gibi geliyor. Ne görüyorsun orada? Biz bekliyoruz abi. Şu andan bekliyoruz ama çok fazla umutlu değiliz. Ama şöyle bir beklentim var. Abdullah Avcı'nın maç hazırlığı konusunda, böyle maç planlar konusunda maharetli bir hoca olduğunu düşünüyorum. Birazdan olumsuz şeyler de söylerim laf gelirse. Olumluyu baştan söyleyeyim. Onun için tek maçlık bir çelmeyi takarsa Abdullah Avcı takar mı diye düşünüyorum ama çok da umutlu değilim. Çünkü bir kalite farkı var. Benim şöyle bir itirazım var. İsmail Kartal henüz hala kendini tam olarak kanıtlayabilmiş değil tabii. Benim gözümde. 64'te 64 olmadan zor. Bence de zor. İsmail Kartal'ın önceden çalıştığı iki dönem var. İsmail Kartal ilk döneminde tarihin belki de şampiyon olmuş en kötü Galatasaray'ına şampiyonluğu kaybetti. Devre arasında hoca değiştirmiş bir Galatasaray'a. İkinci döneminde ne olursa olsun 3 kulvarda devam eden bir hocaydı. Geldiği anda ve Prag'ı çok kötü bir şekilde kaybetti. Avrupa adam Konferansı liginden elendi. Ama yani ama anladım ama. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Oradan şuna bağlayacağım. Burada bu kadar iki başarısız dönem var benim gözümde açıkçası. Şimdi de çok fazla büyük maç oynamadı. Benim gözümde İsmail Kartal'ı net bir şekilde büyük hoca yapacak. Yani bu sezon oldu dedirtecek şeyler. Bir, derbi performansları. İki de Konferans Ligi'ndeki grubumuz da çok kolay. Konferans Ligi'nde gruptan çıktıktan sonraki aşamada göstereceği performans. Tufan katılıyor musun sen de?
Yok, bence. Asla katılmıyorum. Yani bu adama biz daha ne zaman bu kadar kariyeri açacağız? Ne zaman açmamız lazım? Dediğin gibi 50'de 50, 50 mi yapacağız? İnşallah yapalım bu arada. Ona sözüm yok. Karşı bir şeyim yok. Ama benim ayrıca lig kopması hakkında da şöyle bir görüşüm var abi. 2-3 sene önce City Liverpool alıp gitmişti ligi. 90'ar puanlara çıkmışlardı. Arkadaşım da söyledi yine 5-6 sezonundaki gibi Galatasaray, Fener bu çok şekilde kopacak abi gibi. Ama bence geçen gün yine bir arkadaşımla konuşurken bahsi geçmişti. Galatasaraylı bir arkadaşım, antrenör kendisi. Kadıköy'deki 24 Aralık'taki maçta oyunu kim alırsa ligi o force edecek gibisinden bir güçlü teorisi var. Bir de üstüne 30 Aralık'ta ki Süper Kupa finali de buna eklenince bence o iki maç... Bak ne güzel bir pas verdin. Yani. Ama, evet, ama dönüp benim söylediğime geliyor mevzu. İsmail Kartal'ın evet, bu arada bir tane galiba derbi mağlubiyeti var Fenerbahçe'nin başında. Büyük maç doğru oynatamıyor ya işini, ben çok anlamadım. Ben şunu söylemeden geçemeyeceğim ama. Yani şimdi İsmail Kartal'ın iki dönemi kendi içinde başarılar ve başarısızlıklar ekseninde değerlendirilebilir ama hani hafifletici sebepleri var. Yani çok kötü bir kaza mı demeliyim artık? Mesela öyle bir şey geçti takımın başından. Ve bugün bakıyorum dolu kazadan dizgin giden fazlası bir takım var. Ben hani böyle şey yapmak istemiyorum ama İsmail Kartal hani duruşuyla ve şu an sergilemiş olduğu hocalıkla hani kime tam not vereceğim ben, hani bilmiyorum, Mourinho gelse daha mı iyi olacak? İsmail Kartal'la ilgili şunu demek istiyorum açıkçası. Son iki şampiyonluğunda Fenerbahçe'nin teknik direktör yardımcısıydı. Hani başarısız diyebilmemiz için hani böyle bir, ya bu da bir başarı bence. Teknik onu direktör da gördü diyorsun. Evet, onu da gördü. Bir de hatalarından ders alarak ilerlediğini düşünüyorum. Bu da yapılan transferlerde net bir şekilde görüyoruz. Aslında ben farklı bir şey söylediğini düşünmüyorum. Yani sadece bekleyelim, temkinli olalım demeye çalışıyor gibi geldi bana. Bu şampiyonluktan sonraki sezonun hocası da İsmail Kartal. Mesela onunla başladı şampiyon olamama serisi. Yok. Bazı şeyleri ama mesela orada... Galatasaray'la herkes... Galatasaray kendi seyircisine beğendiremez. Değil mi? Evet. Ne diyordu? Yıllardır atarız yatarız ya. Atarız yatarız ya. Öbür işte abi İsmail bazı problemler var. Bak Beşiktaş'tan ne kadar mutlu. Ne dertler var yani. Acayip bir şekilde dinliyorum yani. Oğlum ne dertler? Sorma, biz 8-10 senedir yaptığımız için o muhabbeti artık. Dertleri biliyoruz diyor. Tufan'ın aldığı yeri geri verelim. Evet, aynen. Ve araya bir önemli bir başlığımız var. İkinci bölüme geçelim. Bir karar verildi gibi gözüküyor şu anda. Ne o karar? Haftanın tıraşı diyeceğiz buna biz. Derbinin sponsorluğunda olduğumuz için böyle bölümlere böyle isimler verdik. Evet. Haftanın tıraşı. Şimdi Turkcell Süper Kupa 30 Aralık'ta Suudi Arabistan'da oynanacak. Evet, son karar bu. Karar olarak da gelmiş. Şimdi bunu bir yorumlayın bakalım. Ben bu konuda çok dertliyim. Yani çok dertliyim. Şöyle, ben bir taraftar olarak, münferit bir taraftar olarak ben maça gitmek isterdim açıkçası. Ya da gidemedim. Geçtim diyorsun nerede yapıldığını. Bu atmosferi... Yarı yarıya, yani bu iki takım bu kadar iyiyken yarı yarıya tribünler olabilecek bir maçın olma ihtimalini çok azalttı. Bu atmosferi Türkiye'de yaşamak isterdim. Hani ben olmayayım, işte başka bir şehirde olduğunu varsayalım. O arkadaşım olsun. Yani Riyad nereden çıktı? Benim düşüncem de arkadaşın çok benzeri. Ya... belki çok güzel paralar kazanacaklar. Hani Türkiye'de oynadıklarında alamayacakları paralar da. Ben taraftarım, muhasebeci değilim. Bir de oradaki stat Al-Vahi. Zannedersem bir üniversitenin kampüs stadıymış. Ama onlar öyle bir yapıyor ki üniversite. Yani 25 bin kişilik olması lazım. En son Galatasaray'la Fenerbahçe'nin bir kupa finali oynadığı zaman herhalde 2016. Rick Herring'in olduğu zamandı. Podolski atmıştı. 1-0 bitmişti. Ondan yana 7 sene geçti. Türkiye için çok önemli bir maç. Ayrıyeten Cumhuriyet'in 100. Peki, yılı. Kritik bir soru sorayım. Sizce kulüpler buna onay verdi mi? Vermedi. Verdiler. Asıl soru bu. Neden verdiler? Şimdi objektif olarak şunları söyleyebiliyoruz değil mi arda arda? Bir, 100. yılda neden orada? İki, bu ne güzel yarı yarıya tribün olacaktı, olmadı. Üç, neden bir para karşılığında böyle bir şey? Bir sürü şey sıralım. Ama sizin kulüpleriniz, yani Fenerbahçe ve Galatasaraylar buna neden verdiler? Ben burada kulüp yönetimlerini savunmak istiyorum. Yani bence biz taraftar olarak işte transfer döneminde çok fazla istekte bulunuyoruz. Çok fazla işte hani büyük yıldızlar gelsin diyoruz. Hani bir yandan böyle taleplerde bulunurken, bugün bir ekonomik fırsat varken hani çok tutarlı bir tavır gelmiyor bana. 2.2 milyon euro mu? Ben söyleyeyim, bende var. Ayrı. Kazanan 2 milyon, kaybeden 1.4 milyon euro gelir elde edecek. İki takıma da 800'er bin euro katılım ücreti ödenecek. Ya 2023 olması hasebiyle, yani böyle bir yılda bence hiçbir paranın karşılığı satın alamazdı bunu ya. Yani bir de Türkiye istediğin kadar yani transfer iste yani. Ama takımlarımız da şimdi bu noktada kadro kalitesini hani açtı diyoruz diğer takımlarla falan, ama bunu açarken de inanılmaz
bütçelerle açtılar. Orada da kulüplerin de bir noktada sonra gitme durumu var. Bir de Arabistan sanki bize kötü geliyor. Sanki bu yurt dışında başka bir ülkede oynasaydı yine Almanya'ydı. Ama Arabistan'a Türk taraftar olurdu. Avrupa'da sonuçta. Evet, Avrupa'da Türk taraftar olurdu. Suudi Arabistan'da Almanya'ya gittiğinde bir turneye gitmiş gibi oluyorsun. Çünkü gerçekten Avrupa turnesi yapıyorsun. Oradakileri mutlu ediyorsun gibi oluyor. Tabii de ligin marka değeri Arabistan'a giderek mi artacak? Ben peki bunu şuradan bir de sorsam. Arabistan'ın marka değeri artıyor ya. Arşa şimdi bence zaten. Bir sonraki Dünya Kupası'nın da en büyük adaylarından biri değil mi Arabistan? Hatta ben şöyle bir tehlikenin daha olduğunu düşünüyorum. Elinizdeki tarih değerli bile... oyuncuları Suudi Arabistan'a gösteriyorsunuz. Yani İsmail Yüksek'ten bence büyük onlar... ihtimalle Suudi Arabistan futbolu çok haberdar değil. İnşallah Icardi'ye alınır. Icardi... bir yandan yalnız Okan Buruk itiraz ediyor buna. Okan Buruk her konuşmasında bu konu her açıldığında bunu bu şekilde oynayan, o gerçi biraz daha tarih kısmından. Çünkü daha... tarihin şöyle bir durumu var. Evet. Aslında yabancı oyuncuların Noel'ine, Christmas tatiline denk geliyor. Ve tek dinlenebileceğimiz Aralık zaten çok yoğun ve ağır bir tempodayız. Ve zaten ya bu geçen senenin yani maçı. Kupasıyken artık herkes yolunu almış. Neredeyse ilk devre bitmiş oldu olacak. Birleştirin seneyi oynayalım ikisini. Bence bu kulüplerin ne kadar aslında o paraya ihtiyacı olduğunu da gösteriyor. Üst üste bu maçı kabul etme kulüpler için bir risk. Üst üste iki maçı kaybettiniz. Yani taraftar bir anda terse dönebilir. Bu kadar beklenti olduğu hakikaten noktada. Hakikaten öyle. Tabii yaz aylarında da oynanabilecek bir yer değil ya. Çok cazip gelmiş olmalı. Aynen. O kadar güzel bir şey söyledi ki 24-30 al bir de öyle bir yer alıyorsun. Bence bu maçın nerede oynanacağı ve nasıl oynanacağı konusunda aslında aktörlerle yani futbolcularla o futbol ortamını yaratan taraftarlara hiç sormamışlar. Yani bence siz hiç kale almamışlar. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ciddi söylüyorum. Yani bir herhangi bir taraftarın gitmesinin en zor olabileceği yerlerden bir yerde. Yani yarı yarıya ihtimali bence olan bir şeydi. Bence kulüplerle konuşmuşlardır da teknik direktörlerle de konuşmamışlar yani. Gibi ve bunun geliyor. Böyle olduğunu istemiyorlar ama bir yandan kesin kulüplerle konuşmuşlar. Sanki İsmail Kartal'ın bir açıklaması vardı. Yani 30 Aralık'ta bizim buna çok itirazımız yok ama bakalım ne olacak gibi. Hani o noktayı vurgulayan bir açıklamasını hatırlıyorum ben. Peki hakikaten gitmeyi düşünen olur mu? Belki bilet fiyatları ucuzlar, bir şey olur. Hani uçak bileti kolaylaşır. Yani yılbaşına çok soru ya. Orada girmek istemiyorum. Yani. Onu bize bırakmazlar. Tercih yılbaşını kutlayın. Hani orası size zaten gidiyor. Zaten kadınların kapanması gerekiyor bir de. Öyle de bir de şöyle bir durum yok mu ya? 24 Aralık'ta zaten Fenerbahçe Galatasaray oynuyor. İşte onu diyoruz. 24-30 ya. Ne bu yani değil mi? Ben şu anda. Ya bence orada... Ben yeni idrak eden ya çok peş peşe çok olmaz mı ya? diyerek olayı tekrar ben oraya. Şöyle bir farklı bir bakış açım var olayla alakalı. Hani sonuçta Arabistan'da oynanacak. Arabistan veya yurt dışından çok belki hani deprem bölgesinde böyle bir maç yapılabilirdi. Hani oradakilerin moral motivasyonu düzeltmek için. 100. yılı hem güzelleştirecek yılı, hem neler olabilirdi? Orada çok güzel şeyler git çıkarabilirdi Hatay'da gerçekten. Belki öyle bir şey yap başka türlü olsun. 100. yıl ilk Samsun'a götür. Belki, Samsun nasıl aynen. başladı sezona onu yap. Ne bileyim işte Ankara'da oynat 29 Ekim. Bir Anıtkabir'e gidilsin iki takım beraber orada güzel pozlar verilsin. Hani bunları görmek isterdim ben bir taraftar olarak. Aksine yan ama yana gelinmemeye bence. Çalışılıyor. Yan yana gelip peki, böyle yan yana gelinmemek isteyen yok ki. Peki yan yana bu çok güzel bir nokta şimdi. Acaba özellikle mi yapıldı? Bunu bir söyleyeyim bakalım. Şimdi ortalıkta bir saha içi rekabet var. Ama bir de tribünler gene yöneticiler de dahil olmaya başladı farkındaysanız. Fazlasıyla en şu sezon anda, başından hem, bu hem yana. Hem taraftarı zapt edemeyiz diye hem de bu gergin ortamı yönetemeyiz diye korktular bence. Tek açıklaması ben bunu görüyorum. Yani ekonomik tabii ana sebeplerden biri ama bence... Korktular. Kulüpleri böyle ikna etmiş olabilirler Almanya'da değil mi? Almanya'da da olsa, Avrupa'da da olsa bir şey istemedi. Değişmezdi. Çünkü en son hatırlarsanız tabii, bir hazırlık maçında neler olduğunu hepimiz hatırlıyoruz tabii. Yani. Bir hazırlık maçıydı o. Yani doğru. Güvenlik ihtimali olan bir problem, yani güvenlikten doğan bir problemi de bahane ederek kulüpleri de iyi para kazandırıyor diyerek. İkna ederek. Buraya kadar iyi geldik tamam mı? Evet. Gittik bir 30 Aralık. Bulduk. Tarih. Orada da bence şu var. Zaten. Şimdi bu konuda biraz bence şeffaf davranılması gerekiyordu. Biraz işte... Yazın oynatılmadı, fikstür çok sıkışıktı falan denildi ama kupanın Suudi Arabistan'da oynanacağı açıklandıktan sonra ben direkt şunu düşündüm. Ya orada yazın maçı oynanamayacağı için aralığa konuldu bence çok karar belli. Çok önceden en azından şeffaf davranılmalı. Ama konuşuluyordu zaten fikstür belli olmadan önce. Zaten bu böyle i̇şte, bir dedikodu vardı diyor ki, yani. Demek ki Suudi Arabistan karar çoktan alındığı için takvim bahane edilerek evet. Aslında o yaz sıcağında oynatmayalım diye. Ama 30 Aralık'ta çok yani neden 30 Aralık? Ya bunun daha neden önce sanat? Yaşananı var bu arada. Hani Başakşehir Trabzon evet. Bu tarihlerde oynadı. Bir de yani bu Arabistan Beşiktaş'ta Katar'da Antalyaspor'la oynadı mesela Süper Kupa maçı. Çoğu insan belki hatırlamıyor bile olabilir. Hani Emirhan'ın çıktığı 2022'nin başıydı o da yanlış hatırlamıyorsam. Ya statta 5000 kişi falan vardı. İşte
Araplar gelmiş sadece. Beşiktaş taraftarı yok, Antalyaspor taraftarı yok. Ben bunun güvenlikle falan alakalı olduğunu da düşünmüyorum. Tamamen TFF'nin başında olan insanların aldığı kararlar bunlar bence. Yani kulüplere diyorlar ki para var. Bir değil üç alın. Ya gelin Arabistan'da oynayın, Katar'da oynayın. Ama burada şu anda yükselen itiraz da ilginç bir itiraz değil mi? Şey ya kardeşim, evet. Bu transferler daha önce Icardi nasıl gelecek? Var. Şimdi tabii Galatasaray Fener olunca bu kadar gündeme geldi. Biz daha önce oynadık diyor yani. O zaman da vardı tepki tabii ama cılızdı tabii yani. Antalyaspor taraftarını çok itiraz ettiğini zannetmiyorum bu konuda. Valla Doha'ya nasıl gideceğiz diye çok düşündüm. Kime tepki yani? TFF'nin kararı değil, kulüpler onaylamış yani. Bak bu çok TFF doğru. Mi? Kime tepki gösteriyoruz? Çok doğru bir soru. Bizim sormamız gereken soruyu sorduğun için çok teşekkür ederim. Kesinlikle. Hakikaten kime tepki gösteriyorsun? Valla ben ortaya tepkiliyim. Artık kim üstüne alınırsın? Ben federasyona tepki gösteriyorum. Şöyle, bu playoff'la ilgili bir anket düzenlenmişti. Hani demin şöyle bir bahis geçti. Hani acaba taraftarlara da sunulmalı mıydı? Son derece yönlendirici bir anketti. Hani federasyon birazcık hani biz çalarız, biz oynarız gibi yaklaşıyor gibi geliyor bana. Hani bir anket de yapılsa, taraftara da sunulsa bence yine son derece yönlendirici bir anket Peki, olurdu yani. Kulüpleri suçlayan kim? Ben şu açıdan federasyonu suçluyorum. Yani yarı yarıya maçı geçtim. Biz mesela Galatasaray maçında deplasman tribününe gidemedik. Ve bunun bir sebebi yok yani. Biz ne gittik. Trabzonspor, Beşiktaş gitti ama. Ne Trabzon ve Beşiktaş gitti işte. Yani bir standart yok. Kararların sezon başında alınmamış değil mi? Böyle o çok acayip. Her yani böyle geçen Trabzon gitti. Taraftarı arasında yaşanmış bir gerginlik var. Hiçbir şey yok. Ve çok güzel bir yere değindi. Hem burada bir standart yok, hem şurada da mesela güvenlik amacıyla Suudi Arabistan diyoruz. Bence çok geçerli değil. Beşiktaş taraftarı geldi bu hafta sonu. Ama yarı yarıdan bahsediyoruz ve doğru olan yani bence gelmesi. Olimpiyat olacak muhtemelen ama olsaydı. Yani orada deplasman yasağını kaldırıp burada güvenlik açısından bir şey söylenmesi bana biraz tezat geliyor. Bu açıdan doğru. Hani güvenlik daha iyi hale gidiyor derken bunun riskini alamayıp hazır iyi gidiyorken ya batırmayalım mı demeye getirdiler acaba? Ya koskoca devlet güvenliği alamayacak hali yok. Ben kesinlikle onunla alakalı olduğunu düşünmüyorum. Ayrıca güvenlikte de iyi gel yani. Derbilere renk katan da yani tadında holiganizm. İşte tadında işte tarafta. Onu nasıl tutuyorsun? Eser miktarda. Ya öyle işte kavga dövüş döner bıçağı falan değil de şey. Allah'tan asit dengesini tutturamıyoruz. Bak, görmedik. Bak, şöyle söyleyeyim. Bir şey var yani hakikaten. Yani renk atıyor bu. Deplasman taraftarı gidip de hani hiç tecrübe edildi mi bilmiyorum buradaki arkadaşlar tarafından ama bir de derbide bir galibiyet alındıysa hani hakikaten böyle yani toruna anlatılacak bir Serkan hikaye oluyor. Serkan çok güzel bir şey diyor. Hiç derbi maçına giden var mı deplasmanda? Ben gittim deplasmanda. Yıllarım var. Bak yarı yarıya gitmemiş ki çoğunuz maça gidiyorsunuz. Peki, hakikaten o deplasman tribünü değil de mi? Bir de deplasman tribünü, bir de şöyle bir şey var. Yani bizim zamanımızda gerçekten geceden kuyruğa girip tribün yıllarından evet, bahsediyor. İlk tabii 100. yıl kutluyoruz diye tribünü almak tabii. Vardı. İşte yarı yarıya olmak vardı. Öncesinde kavgalar vardı. Sahada bunları Osman Hamdi Bey. Yok işte böyle şeyleri belki duymuşsunuzdur siz de. Şimdi öyle değil. Mesela deplasman derbinin ötesinde deplasmana giden tamam hala kor bir kitle var ama hani Antep deplasmanına gidelim de yemek yiyelim diye düşünen o gözle de giden bir kitle oluştu. Yani futbol taraftarı o kitleler de değişiyor bence. Yani deplasman yaparken de başka Antep'e gerekçeler de Antep'e giderken ne diye gideceğim? Bir Antep'e giderken de mi bir şeyler diyeyim? Ya mesela şey bile bir faktör yani. Allah bileti Allah. Nasıl aldığı bile tabii, bir faktör. Şu tabii. An online alınıyor. Eskiden o kuyruğa girilirdi. O tabii. Kuyruktaki herkes birbirini tanıyor olurdu zaten. Tabii. Hala çok güzel bir şey bence. Ben bir Beşiktaş maçına gittim. Zaten deplasman tribünü böyle kutu gibi boğucu bir ortam. Ve Trabzon'da ne kadar insan tanıyorsam oradaydı. Haberdar değildik birbirimizden. Ama bütün Trabzon oradaydı yani. Tabii canım. Yani o bir şey gibi hani maçlara gitmeyen, kendi maçlarına giden, deplasman maçlarına giden bu taraftarlıkta mertebe gibi. Deplasmanda hani o tribüne giden falan böyle çıkarsın yani taraftarlar. Öyle birbirini bulur. Peki Süper Kupa finalini de burada şey yapalım. Bir separatör daha girelim. Program şimdi ilerledi. Biz genelde son bölüme hep şeyi koymaya çalışıyoruz. Hani biz bu konuştuk, ligden konuştuk, Avrupa'dan konuştuk, şimdi Süper Kupa'dan konuştuk ama belki sizin başka gündemleriniz olabilir. Bu haftanın manşetini atmak ister misiniz? Burada tamamen serbest kürsü. İstediğiniz şeyden bahsedebilirsiniz, istediğiniz sorudan başlayabilirsiniz. Biz kendi adımıza belki ilgileniyorsunuzdur diye birkaç pasımız var. Aynen. Bir pasımız var bir kere. Evet. Hafta sonu El Clasico var. Bir, hani? Nerede o eski El Clasico'lar mı? Buradan bir girin bakın. Bir önce şunu bir görelim. Barcelona taraftarlarını bir göreyim. Üçe inmiş. Real taraftarlarına bak. Çok az. Tutmayan, el kaldırmayan var.
Ne Sevilla mısın? Öyle bir şey mi var? Ezek ama Ezel'den Valencia. Galatasaray'la olsa Atletico Madrid'li falan olabilir de. Siz ne hak tepkisiniz? Şuraya iki solucan koyun, dövüştürürüm, birinin tarafını tutarım. Ama Barcelona ve Real Madrid'de nedense öyle bir şey oluşmuyor bende. İlk defa görüyorum böyle bir insan. O kadar içselleştiremiyorum yani yabancı takım taraftarlarını. Ben zaten öyle yani. O zaten yeterince derdim var. Duruş olarak durma. Yeterince sıkıntım var. Ben şundan olayım. Bir de ondan vuruşacağım ya. Ben şeyi söyleyeyim mesela herhalde. Hani kulüple ben de katılıyorum aslında kulüplerin yapısı olarak mesela bir tarafta hep olmuşları toplayan bir tarafta o Real Madrid varken 16-17 yaşında bize yeni heyecanlar yeni futbolcular yaratan Barcelona'yı onun ilerlemesini görmek bence daha keyifli. Her hafta biri çalıyor. Buyurun. Real Madrid bir şey son 5 senesi. Söyleyeceğim ben. Söyle tamam. Bu maça Barcelona bu Spotify ile olan sponsorluk anlaşmasından dolayı Rolling Stones'un 18 yıl sonra ya. Yeni albümü çıktı. O ikonik forma çok iyi ya. Yani dudak gerçekten müthiş. İnanılmaz bir. Vallahi inanılmaz bir an yani. Evet bravo. Sadece bunun için bile Barcelona. Real Madrid'in ben sürekli evet, olmuşları alan işte var. Şeyinden nasıl diyeyim? Olmuşları alma olayından bir 10 senedir falan çok uzaklaştığını bazı. Söylüyorum yani. Tabii. Vinicius'a olmuş. Camavinga, Chumanis. Erken, evet. Ya şu an herhalde La Liga'da La Masia çıkışlı oyuncudan daha fazla Real Madrid akademisinden çıkan eskiden oyuncular var. Eskiden beri öyleymiş. Ama biz gittiğimizde bize öyle anlatmışlardı. Ama gerçekten hala yani Real Madrid altyapısından çıkan oyuncular Real Madrid'de oynayamıyordu o zaman. Evet. Ama bütün döndü. Ligde oynayabiliyordu. Otelo. Otelo döndü. 32'sinde dönmüşler. Ama yine de kendi kendini göstermiş futbolcu Real Madrid'de oluyor. O Barcelona'da aynı şey değil. Barcelona direkt vitrine atıyor. Tabii, bu tabii. Hafta Mark Giu mesela çıktı. İlk topla buluşmasında golünü attı. Maçı kazandırdı. Liderliği zaten aldı orada yine. Şeyde bütün altyapıdaki bütün takımlar da aynı taktikle oynadıkları evet. için sadece pozisyon bakıyorlar orada. Bu arada ama hani bu yoksa stoper eksik o da yasak o zaman buradaki gibi, stoperi evet. koyalım diyiveriyor yani. Çok orta rahat bir şekilde. Orta sahayı stoper yapayım demiyor yani. Demiyor aynen. Bir Necip Uysal'ları yok. Necipleri yok. Necipleri yok. Ama burada bana garip gelen şey şu. Yani bazen dünyanın en büyük kulüpleri listesinde herhalde aranızda ilk 5'e sokmayacak olan yoktur bu iki kulübü. İlk 5'in ikisi bu. Bu ilk beşin ikisi olmasına rağmen Messi ve Ronaldo gittiğinden beri gazı kaçmış bir Real Madrid Barcelona El Clasico'su yok mu? Ne kadar büyüklermiş hatta ya. Hatta Messi ile Ronaldo'nun son böyle 2-3 evet. senesinde de o gazı kaçmışlık vardı yani. Ya benim için ne zaman gazı kaçtı biliyor musun? Biz seninle Veni Vidiviç yaparken. Biz gitmez olduk gazı kaçtı abi. Bir kere gittiniz siz. Yok yok biz defalarca gittik bu arada ama şöyle bir şey var yani. Hayır şöyle bir durum var. Bana sorsanız bir maça gideyim hangi maç derbi maçı en son seçeceğim maç olur. İşte muhtemelen bağış içinde. Çünkü asıl bizim gördüğümüz şey El Clasico değil El Turistico'ydu. Biz orada hiç İspanyol rastlamadık yani. Futbol ambiyansı birisi bize en dese ki hangi derbiye maç. Gideyim evet. asla ona gitme yani. Kesinlikle. Celtic Rangers herhalde. Herhalde evet. galiba biz de onu evet. seçmiştik biz büyük oranda. Biz de onu seçtik bir de şeyde. River Boca yani. Liverpool Everton da fena Arjantin olmuyor. Biz şeyde alt liglerine gitmeyi tavsiye ettik o dönem herkese. İngiltere'de alt liglere, Premier Lig değil de hani böyle semt takımları, Fulham maçına git aynen ona gidin dedik. İngiltere'nin bir alt takımını destekliyorum. Alt liglerde bir 6-7 senedir Milton Keynes Dons diye onun da maçlarına yakaladı. Wimbledon'un AFC Wimbledon'un ağır rakibi. Evet. Hem de onun hikayesi de güzel. Evet, çok garip hikayesi. O da siyah beyaz. Ama ben de öbür taraftayım lütfen. Deli Ali falan oradan çıktı. Onun da maçlarına gidelim. La Liga demişken hani şunu da bir belirtmek istiyorum. Bir manşet olarak. Hani Girona ışık saçıyor. Gerçekten Girona inanılmaz bir performans basketbol gösteriyor. Basketbol şeydi değil miydi o ya? yani bu hikayelerle biraz güzel futbol. Ne kadar sürdürebilirler bu kadar büyük takımların arasında bilmiyorum ama. Ne kadar sürdürebilirler? Çünkü City grubun alt sahibi olduğu bir takım olmaya başladığı i̇şte başka için. Başka bir hikaye daha evet, var orada. Orada tabii. da bir futbol endüstrisi peki, konusu var Girona'nın yükselişinde. Olmayan başka bir hikaye. Size şimdi aklıma geldi onu sormak istiyorum. Farioli ve Nice. Tabii ki. Ya çok acayip değil mi? Biz bu Farioli'yi yerden hoca yere değil. Sokmadık mı? Hoca değil miydi? Bu hep aynı şeyi oynuyordu. Paris Saint Germain'i yendi. Takım çok ligde kaliteli. İkinci. Nice çok kaliteli takım. ya bilmiyorum izleyen var mı da yani Nice'in
santraforunu falan tanıyan Mofi diye bir futbolcuları var. Kepren yani, Turan var çok iyi. Şu an dünya üzerinde oynayamayacağı takım az. Yani farkındaysan tamam işte, demek ki adamda sıkıntı yokmuş yani. Kalite farkı var. Hani Türkiye'de Fatih Aksoy'la deniyordu onu. Şimdi Todibo öyle yapıyor orada. Dantele yapıyor. Ama hani biraz daha akışkan oynatıyor yani. Biraz daha ben beklediğini, yeri geldiğinde hani çok sıkıştığında hakikaten uzun vurduklarını görüyorum ismi maçlarında. Peki onun dışındaki konular. Tamam, burada böyle bir şey var. İlginç bir noktaya geldik tamam, ama futbol evet, dışına bir çıkalım. Buyurun. Çıkamayacağız futbol bence ama. Futbol dışına çok çıkmayacağım. Ben çok kendimi tekrar ediyorum ama Beşiktaş'ta kongre tarihi belli oldu. Hadi hayırlısı. 10 Aralık. Çoğunluk sağlanamazsa 17 Aralık. Ve adaylar belli oldu. Ben bundan dolayı bir söylemek istedim. Ahmet Nur Çebi'yi istemiyoruz, istifa etsin dedikçe yardımcısı bu sefer ben aday olacağım kıvamına geldi Emre Koca da. Hani o çok biliyorsun Yıldırım Akbulut'tan beri denenen bir şey ama çok başarılı olmuyor. Ya bilmiyorum ben çünkü... Yıldırım Akbulut. Çok büyük Akbulut bir... bilerek dedim. Ha öyle mi? Peki pardon. Hani çok Özal'a büyük... gittim yani. Özal'a gittim çok pardon. Çok büyük bir hani... Acı hissettim bu hafta Galatasaray maçıyla birlikte. Hani Beşiktaş'ı Adana Demirspor, yani şey yapmak için söylemiyorum ama yani Adana Demirspor'la falan aynı kefeye konulacak duruma getiren bir yönetime sahibiz. Hani hiçbir başarı yok, bir şey yok. Bu arada 17 Aralık Beşiktaş Kongresi, 24 Aralık Fenerbahçe Galatasaray. Ben Aralık'ta tatile çıkayım ya, kafa dinlemek aynen için. Aynen. Sonra da felaket, Süper Kupa. Suudi Arabistan'a git. Çok kısa bir ek yaparak başka bir spor şeyine geçeceğim ben de. Emre Kocadağ'dan bahsetti. Beşiktaş'ın futbol şubesi 3 yıldır Kasım'da şube havlu atıyor. Emre Koca da 3 yıldır futbol şube sorumlusu. Yani bence camianın geldiği özet. Handbolde başarılı. Oralarda da çok kötüyüz emin olun yani. Bu sene anca toparladık. Diğer konu ne? Basketbol aslında NBA başlıyor hafta bu hafta. Alperen Şengün için geceleri alarm kurup fazla fazla uyanacağım gibi duruyor ben kendi adıma. Hatta onu şu an başlamış olacak izlerken. Evet. Biz bu programı izlediğinizde evet. Onu, hadi söyleyebilirim yani. Hafta sonu, geçen hafta sonu Galatasaray Fenerbahçe erkek basketbol liginde derbi vardı. Fenerbahçe kazandı. Tebrik ediyorum kendilerini. Maçta ilginç nokta, bizim koçumuz rahatsızlık geçirdiği için maça çıkamadı. Geçmiş olsun diliyorum kendisine. Asistan koç baş antrenör olarak çıktı. Nikola Biraç ve bence maça çok büyük renk kattı. Bilmiyorum arkadaşlardan izleyen var mıydı? Hırsıyla, mücadelesiyle. Herkes bu arada böyle... başka bir şey izliyor musunuz diye bir şey yapıyor. Evet. Evet, ben kendisine özel olarak teşekkür etmek istiyorum. Yani o hırsını da takıma verdi. Başa baş bir mücadele oldu aslında Fenerbahçe ile. Böyle gömlekler falan dışarı çıktı. Yerinde duramayan bir hali vardı. O yüzden teşekkür etmek istedim. Ha güzel. Başka var mı eklemek istedim? Ya futbol olacak ama krikette bizim... mesela rugby dünya kupası devam ediyor. Çocukluğumuzun dominant takımı Lyon. Lyon Clermont'a yenildi yanılmıyorsam bu hafta. Sonuncu. Ve sonuncu Clermont'un da bir maçı galiba hükmen olacak gibi gözüküyor. Evet, hani var. Türkiye'de acaba her bu kadar, şeyi izliyorlar gerçekten. Bu kadar domine etmiş bir takımı branş fark etmeksizin böyle bir durumda görür müydük? Bu da birazcık hani bizim bak, futbol bu güzel bir nokta. Boca River bir ara düşmüştü ya, böyle düşmeye geldi ona ya da. Ona ek yapalım abi, Ajax'ta. İki tane dev diyebileceğimiz kulüp. Ajax tarihinde böyle oldu mu acaba? Küme düşme hattında şu an. Ama işte hep yetiştir sat, yetiştir sat. Paralar nerede Ajax başkanı? Ama bu sene bambaşka bir politikaya döndü. İşte, ama bu sene Ajax mesela 10 numara. Tadiç Türkiye'ye geldi. Ya yerine aldıkları adam Akpom 10 numara verdiler hani. Ben buradan rekabetten, şimdi Bayern maçından önce de yaptığımız için o 1860 hatırlıyor musun statta? Gördüğünüz gibi Bayern söz etmeden Bayern programını kapatmaya çalışıyoruz. Hayır şöyle. Bayern programı dedim bak. Dinle biz gezerken işte statta 1860 aynı stadı çok kullanıyorlar. Çok da gezdik. Biraz öyle gibi oldu ama. Ve borçlarını ödeyerek, yani bu şehrin bu rekabete ihtiyacı var. Aynı ligde olmasak bile diyerek. Yani hatırlıyor musun ne kadar etkilenmiştik? Hani stadı paylaşma, soyunma odaları farklı olsa da böyle hikayeler anlatmışlardı. O iyiliğe Vitor Pereira'yı takımın başına getirerek birazcık zayi etmiş oldular ama. Dortmund'da da öyle bir hikayeler vardı sanki. Evet. Ama evet, olmadı o. Yani o Bayern olmadı, teklif etti ama Dortmund kabul etmedi. Yani onlar onu. Evet. Başka diğer şeyler, hakikaten başka sporlar inatla başka spor çekmeye çalışıyor. Başka spor değildi ama. Buyur olsun. Geçen haftanın gündemi bu, birçok oyuncu bahis skandalına karıştı. Ha, acaba oyunun güvenilirliği sarsıldı mı? Gerçekten maçlar başka yerde mi oynanıyor saha harici? Ya bunun gene bir İtalya merkezli olması da. Gene İtalya. Buradan İtalyan konsolosluğundan cevap hakkı doğuracağım ama. Yani arkadaş bunlar niye? Yani... Acaba adaletin doğru işlediğini mi gösteriyorsun? Evet, belki orada soruşturma yapılıyor. Ya bizim ülkede onurlu savcılar var orada galiba. O Almanya'da değil miydi ya? Almanya'da savcılar, Sergen Yalçın var. Kendine gol atar bahsi oynadı diye övülen bir ülkeyiz biz hani.
Çok evet. Bahis skandalı bizim ülkemizde zor olur. Bu konuyu konuştuk aynen. Dedim mi Sergen Chelsea maçını konuştuk yani. Yani değil mi? Bizde övülüyor yani onu yaparsa. Bizde anı oluyor. Anı kategorisinde yıllar sonra yıllar sonra anlatılıyor. Ben hakeme şöyle dedim. Erken bitir şöyle dedim. Ben aldım, şuna şey yaptım aldım, falan tabii, diye. Doğru. Esprili şeyler olarak. Hakikaten. Özellikle eskiden tabii şimdi yapılmıyor da. Ama peki hakikaten güven mesela Galatasaraylar çaktırmadan Zaniolo'yu geri alırız psikolojiler mi? Ama Zaniolo sadece Blackjack oynamış. Ha, suçsuz ya. 21 gelmeyince ondan şey ama, oldu. Ama o 21 bütün arkadaşlar kazanır Fenerbahçe basıyor. Fagioli'nin bütün arkadaşlarını satarak böyle bütün ifşalayıp kendi cezasını düşürmesi orada biraz şey oldu sanki. Ama yılın genç oyuncusu seçilip değil mi? Ne acayip bütün bir şeyler. Bütün suçu Tonali'ye atarak. Bütün suçu Tonali'ye yıkarak yani adamın kariyerini bitirerek kendini aklaması biraz garip olmuş. Tonali bir gün içeri girmiş demiş hepinizi kurtaracağım. Hay Allah. Bir de çok Milan'ın Tonali'yi apar topar gibi söyleyebilecek bir şekilde bu yaz elden çıkarması da apar sanki topar acaba 60 milyon euro biliniyor. Ama ya, çok iyi bir şey apar topar 60 milyon. Apar topar 60 milyon euro. Daha da çok edebilirdi ne gerçekten. Ne verirsen ya. Ha daha da edebilirdi diyorsun. Vay çok iyi futbolcu. Rakamlara ya ben olayı şöyle düşündüm. Roma o yüzden mi acaba ucuza verdi Zaniolo'yu bize falan? Sonuçta piyasaya bize geliyormuş ya. Ya Zaniolo futbolla bu kadar ilgili olsa sanki bize gelmezdi. Ben onun Blackjack oynamış olabileceğine inanıyorum. Peki buradan ya. Ben de bir zaten kendimce biraz daha... Zaten papaz kaçtı gibi bir şey oldu şu anda ya. El Clasico'nun olduğu, bu konuların konuşulduğu... Arda Güler demedi kimse ya. Oynayamıyor ki maalesef. Olsun de yine az dediğin kaldı, orada. Öyle mi az kaldı mı gerçekten? Böyle ben bir... diyorum işte Copa del Rey'de oynayacak hocam bence. Öyle mi? Bence oraya hazırlıyorlar. Oradan bir başlatırlar. İspanya 3. lig takımına karşı bir başlar diye düşünüyorum ben. Albacete falan. Evet oradan bence şansı yürü. Da çok yüksek ya. Yani hani Rodrigo falan Rodrigo var. Vesaire çok kötüler. Evet evet hani takımda oynama yeri var. Şey zaten söyledim. Real Madrid yetiştirici kulüp diyorum size. Ben şeyi gördüm sevindim. Hani bir fotoğraf antrenmandan bir fotoğrafsa ben hani fizyoterapistim. Gerçekten hani fotoğraftan anlıyor musun ya böyle? Hayır şöyle yani çok bariz bir şekilde hani fizyoterapist olmaya gerek yok. Kas kütlesinin ciddi bir şekilde alt ekstremitede arttığı yani bayanım. Bariz bir şekilde gözüküyor. Hadi cevap verin hadi. Yok ve hani umarım bu şekilde hani adanmış bir şekilde devam eder. Çünkü hani sakatlanmasına gerçekten gönlümün razı olmayacağı bir yetenek yani. Ya benim Arda Güler takım için de çok, çok önemli Avrupa Şampiyonası'nda. Yani Fenerbahçe'de öyle bir sakatlık dönemi yoktu. Real'e gitti. Hani dövüyorlar mı çocuğu antrenmanda? Hep sakattı. Orası çok sert falan. Ya Vinicius'a falan da öyle. Yani Vinicius da Real Madrid'de ilk başladığında bir süre oynamamıştı. Hani fizik olarak belki güçlenmesini ayrı istiyorlardı. NBA'de bir durum var orada yani. Aynı çalıştı. Önce bir. Çok ben peki. Hep şey programı iyi tonda bitirmeyi çok seviyorum. Daha bitmesine var. Konuşmaya devam edebiliriz. Az var. Nerede var? Az var ama var yani. Bir şeyi tekrar hatırlatmak istiyorum. Derbinin sunduğu Yeni Sen de Yensen diye katılmak için hala şansınız var. Lütfen formu doldurun ve yorumlarda buluşalım diyorum. Yorum yapınca kestirme yorum yapınca oluyor. Daha kestirme değil bir ayrıcalık kazanmış oluyorsunuz. Ama beğenileri de sen söyle bari. Her şeyi bana söyletiyorsun. Neydi beğenin. Hani şu var ya şu işaret falan filan. Bir de kendi şeyimizden kıyafetim itibariyle bir şey istiyorum. Ya programı böyle at manşette bu 100. yıla güzel bir senaryo spor üzerinden çizseniz. Hani böyle Avrupa Şampiyonası'nda bunu yaparız. Olimpiyat oyunlarında onu yaparız falan gibi. Fenerbahçe Konferans Ligi'ni alıyor. Güzel. A Milli Kadın takımımız şu anda UEFA Ligi'nde lider. 6 maçı da aldı. Evet. Ve Lüksemburg'la maçı var. Gayet iyi gidiyorlar. Kadın futbolu güçlenebilir. Peki evet, güzel. O maçın, maçın 27 Ekim'de Lüksemburg'la oynuyor. Dönüşü de galiba 31'inde evet. Burada. Belki o maça gitme çağrısı İstanbul'da, yapabiliriz. Evet İstanbul'da değil ama galiba olsun. Konya'daydı yanlış hatırlamıyorum. Gidilebilir. Konya'da gidilebilir. Konya'da evet, çok rahat gidiliyor yani. Güzel bir yolculuk olur. Evet. Başka Burak hayaller. Burak güzel takımı Paris'te olimpiyatta kazansın. O eksik diyorsun. Mete Gazoz'u da olimpiyat demişken hani pas geçmemek. Bir daha bir atsın vurduğunu şey yapma. Çok diyorum ya Mete'yi. Yani bütün duruşu her başka, şeyle Euro değil mi? Euro 2024'ten bir hikaye çıkabilir belki. Euro 2024'te bir... Şimdi herkes totem yapmış. Şampiyonluk diyen yok. O yüzden başka şampiyonlar bir hikaye. Beşiktaş şampiyon olsun. Hadi ben şampiyonluk diyeyim abi. Süper olur ya. Şampiyonlar Ligi'nde mümkünse bir çeyrek final rica edebilirim ben. Yarı da olur. Güzel. Ben güzel. Çok orada iddialı değilim. Ben ikinci UEFA kupasını istiyorum. Ah. Oo bak. Enteresan. Rezervasyonlarınız alınmıştır. Alınmıştır 100. yıl için. Ben Türkiye kupası yapayım daha sahibi. Daha gerçekçi oldu. Olasılık yüksek hadi olsun diyorsun. Bir de A milli takımımız geri döndü yani. O da büyük bir heyecan aslında 100. yıl için. Değil mi ve ya? Gerçekten çok istekli oynuyorlar. Yani Türk
Türk olduğunun bilincinde bir şekilde oynuyorlar. Yani bir millet için oynadıklarını, Türklükten kastım o. Oy, hoca yani yedikleri için olabilir. Olarak. Hoca nasıl? Yedikleri için olabilir. Bir de şeyde güzel bir hikaye var. Montella'nın hani İtalyan olması, evet. Turnuvayı İtalya Türkiye ortak düzenleme bizim Cumhuriyet'in yüzünce. Burada güzel, evet, bir hikaye de olabilir. Aynen. Yani. Oradan ona bağlı. Evet. Sen de Avcı ile ilgili bir şeyler söyle o zaman. Ben tam söyleyecektim. laf gelmedi. Ya ben biraz bu şeyden sıkıldığımı söylemek istiyorum. Yani bu teknik direktörlere, teknik direktörsüz kalındığındaki çaresizliğinden kulüplerimizin. Bunu ben biraz acizlik olarak görüyorum. Ya Beşiktaş teknik direktörsüz kalıyor. Şenol Güneş mi, Rıza Çalınbay mı, işte ama yani işte Sergen Yalçın mı? Yani bir kulüpte bir başarı elde etmiş bir teknik direktörü mutlaka tekrar geri getirme çabamız. Galatasaray'a sor istersen her boş kaldıklarında. Biz benim? Millet olarak toksik ilişki seviyoruz. Bence eksik söylediniz sadece boş kaldığında değil, Galatasaray boş kalmadığında da. Tabii. En dolu olduğunda bile. Abdullah Avcı'da da aynı durum var. Yani bir yerde yolların kesişeceği belliydi tekrar ama şu an bence doğru bir zaman değil. Erken buluyorsun. Tamamen bu Ertuğrul Doğan'ın kendisine karşı bir aşırı güveni, çok iyi bir ilişkileri var. Sonucu tekrar Abdullah Avcı ile yolları. Ama sizde de öyle bir kaos ortamı var ki mesela. Yanlış anlama. İnsan birileri hayır şöyle hem futbol anlamında hem şehrin tutkusu anlamında böyle çok büyük bir baskı olduğu için aslında mesela Fatih Tekke belki gelebilir ama İstanbulspor'u o dönem bırakıp gelmek istememişti gibi bir durum var mesela. O kaosa Tekke da herkes girmek istemiyor. Tekke zaten taraftarın en büyük adayıydı bence. Belki sana de Abdullah Avcı'nın da önünde bir adaydı ama dediğim gibi başkan çok güveniyor hocaya. Ama bu kararın bir mantığı yok. Yani 6-7 ay önce çok başarısız olduğu, bir türlü bir oyun oturtamadığı bir kadronun üstüne, 11'ine diyelim, 4-5 ekleme yapılmış hali var şu anda elinde. Ve o eklemelerde hocanın istediği eklemeler mi, ne kadarını beğenecek, bunu da bilmiyoruz. Şu an belki de ilk geldiğinden bile zor bir şeyi var. Hadi olumluyla bitir. Bitiremeyeceğim. Daha bir, konuşması lazım. Olumluyla ben ufak bir bitireyim. Tamam. Şöyle bir güven veriyor hoca. Anadolu takımlarının bu kadar zayıf olduğu birlikte. Yani iyi oyun olmasa da bir şekilde oralardan 3 puanı alırız. Bakasita satar. Dünkü Alanya maçı gibi. Ve kendimizi Avrupa potasına atarız gibi bir güveni orada veriyor. İkinci bir şey gibi oluyor ya. Real Madrid Barcelona döneminde de öyleydi. Bayern Münih Dortmund döneminde de öyleydi. Sanki ikinci bir şampiyon daha var liglerde. Böyle hani baş takımların diğer ligin şampiyonu gibi bir durum oluyor. Aslında orada da büyük bir rekabet oluyor. Yani orası daha enteresan bir hale geliyor. Avrupa... Bence Türkiye'de orası fena değil gerçekten. Evet, buradan bir olumlu olduğunu düşündüğüm. Olumluya bağlıyorum galiba. Bağladım. Bence fena değil. Bir peki, Adana Demirli olsaydı şu an çok güzel ekleme yapabilirdi. Evet, bence de yapardı. Peki bu haftalık Yensen de Yensen de'nin sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Beğenmeyi, yorum yapmayı, formu doldurmayı unutmayın. Derbi.